Muhabirler ve kameramanlar gelsin. Olay yerini biraz hareketlendirelim hadi. Memur Bey. Hanımefendi yok şu anda. Biraz uzak duralım. Olay yerini yalamaz mıyız lütfen? Biraz uzak duralım. Hanımefendi olay yerini tutun. Gürkan girin polislerin dibine. Kaç kişi var içeride? 7 kişi olduğu söyleniyor, emin değiliz. Silahlılar mı? Bir kişi silahlı sanırım. Hanımefendi sizin yakınınız mı var içeride? Kim var? Arkadaşım var. Bir anda insanlar koşmaya başladılar silahla. İçeride kaldı, ben dışarıda kaldım. Yakınınız mı? Kim var içeride? Buket var, basın danışmanı. Basın danışmanınız. Efendim? Kimse niye müdahale etmedi anlamıyorum. Niye şu an yani? Polisler var sanırım içeride. Ama biz yok yani. Yakınlaştırmıyorlar çünkü. Diğer polis ekipleri de gelsin artık. Ne oluyor, bu kadar mıyız yani? Kimi çağırdık, onlar geliyor. Ne? İlk sen anons çek bakalım. Sanatçımız Reyhan Karaca'ya burada rastladık. Menajeri içerideymiş. Onlar da buradan geçerken marketten bir şey almak için içeri girmişler. Şu tarafa alabilir miyiz sizi? Hanımefendi. İlk sen Reyhan'a yaklaş ve mikrofon uzat. Reyhan Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Yani bir bilginiz var mı şu anda? Neler söylemek istersiniz? İçeride ne oluyor? Bu kadar insan, bu kadar polis falan. Yani şu an şeyim böyle, aptal gibiyim yani. Ya Betilerin göbeğinde bu nasıl olur ya? Ahmet, megafonla soygunculara seslen ve pazarlığa başla. İçeridekiler! Herkes bizi çekiyor. Evet, ilk sen duyuyorsan öksür. Hanımefendi, sakin ol. İçeridekiler! Ya kıza bir baksak mı, ne oldu ya? Ya şu an çıkarmaya çalışıyorlar. İlk sen Reyhan'ı konuşturmaya devam et ve içeride kimin olduğunu öğren. Yani öğrendik de biraz konuştur. İçeriden çıkarmaya çalışıyorlar. Çok uzun sürebilir ya kız. Reyhan Hanım ne kadar oldu içeri gidelim? Ya ne bileyim yarım saat oldu. Çatışmaya mahal vermek istemiyorum. Reyhan Hanım lütfen. İçeridekilere zarar gelsin istemiyorum. Hala ulaşamıyor musunuz? Silahlarınızı bırakın ve dışarı çıkın. Tamam. Tamam. Ne oldu ya, yemin ederim imdat diye bağıracağım ha. Ne oldu bu kadar insan geldi, bir şey yapılamıyor mu içeride? Şimdi neler var, bir şey yapamıyoruz de Özge. Çünkü rehineler var, o yüzden bir şey yapamıyoruz. Ben gideceğim ya. Hayır, lütfen. Bak gidecek ya, karar verdi. Silahlılar lütfen, lütfen. Eğilin, sakin olun. Eğilin. Ya bir şey yapmıyorsunuz ki. Arkadaşlar gitmiyor. Tamam, arkadaşlar müdahale ediyor. Nasıl ne bir şey yapmıyorsunuz? Yapıyorlar, bir rehineler var. Ahmet'im yeniden anons et rehineleri. Rehineler için serbest bırakın de. Aksi halde operasyon yapacağız de. Rehineleri serbest bırakın. 3 dakika içinde... Rehineleri serbest bırakmazsanız operasyona başlayacağız. Eğilin. Rica ediyorum eğilin. İçeridekiler duyuyor musunuz beni? Evet hadi Bahadır. Sıra senin. Bırakmıyoruz daha de. Nasıl bir şey ya? Var ya anlamıyorum ben. Niye her şey birini bulur ya? İçeridekiler. Bu zamanda takip ediyorsun. İçeridekiler. Elimi sen kaçırdın. Ya koskoca evin ortasında banka soymamışlar ya. Soyamamışlar. Yanınıza gelmek istiyorum. Soyamamışlar. Elimi sen kaçırdın. Ne işin benim oğlum? Ahmet sen giderken bir rehineyi serbest bırakacak Bahadır. Ellerin havada markete git bakalım. Öyle girin veriyorlar rehineyi. Abi sen iyi misin? Rehineyi maşallah. Evet Ahmet'in üzerine arayın İhsan. Bırak. Silahım yok. Kaçmasın. Yok silahım. Gel buraya. Tamam. Rehineyi bırakın. Yalnız emanet ya. Samsun Demir'le toplantıya geldik burada. Aşağıdan su almak için buraya geldik kaldık burada. Ya Buket yani girecek zamanı buldum Buket içeriye ya. Ne güzel oldu var ya. Yani inanamıyorum ya. Rehineleri tekrar serbest bırakın. Rehineleri bırakacaklar. Abi bir dakika dur mesaj atmış. Ne yazmış? Bir saniye. Yardım et ne olur yazmış. Eyvah kapatın telefonu. Ne yapacağım ya olur mu ya şey ya? Evet şimdi Cihan şimdi sen anons yap soygunculara. Taleplerimiz yerinize getirecektir. Rehineleri serbest bırakın.
Kaç renkler varmış öğrendiniz mi? Ya bence renk onu bıraksınlar. Böyle pazarlık yapamayız onlarla. Hadi Ahmet, reynelerle çık artık. Amir. Amir çıkıyor. Bir saniye. Abi ne şanssız, iyi misiniz? Bu nasıl bir gün ya? Ne diyorsunuz? Ya bu nasıl bir gün ya? Merak etmeyin. Allah. Evet, üzdük. Vallahi üzdük Reyhan'ı. Hayatında bir bu eksik yani. Sakin olun, üzülmeyin. Tamam, biz gerekeni yapacağız zaten. İki reyniyi arkadaşlar serbest bırakacaklar. İyi niyet göstermesi. Yok amirim, anlaşılacak gibi değiller. Bırakılacak reynelerden birinin Buket olduğunu sanmalı Reyhan arkadaşlar. Buket Hanım var mı? Yok, yapacağız. Hala anlaşıyoruz ya da. Bir ekme ekip daha lazım yalnız. Bir tane uzun namlu. Reyhan Hanım, sakin olun. Biz işimizi biliyoruz, yapacağız. Birazdan iki rehine bırakacaklar, öyle anlaştık. Bir araba istiyorlar. Arabanın bagajına 100 bin lira. Paramı istiyorlarmış, bir şeymiş tamam. Yani. Kamera var da burada. Tamam. Anlaşıldı amirim, anlaşıldı. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Sakin olun. Bilmiyorum ben, polise... Anlaştığımız gibi iki kişiyi bekliyorum. Hala pazarlık aşamasındalar. Pazarlık yapmaya çalışıyorlarmış, mümkün değilmiş. Herkes sokaklarda zaten, biz hep bizim pazarlık. Bu Atilla'nın göbeğinde bu nasıl olur ya? İçeridekiler! Bu arka giriş falan olabilir bakayım, dikkat edin. Aramızda.